Önce isterseniz kabaca bir genel durumu dedi. Yapayım en iyi. İçerik olarak Ayazma çalışması daha yayınlanmaya başlamadı. Yani 5. sayıdan sonra Ayazma çalışması yayınlanmaya başlanacak. Ve aşağı yukarı 13 hikaye desem, tıkır tıkır böyle arkasını ekleyerek, kurallarını yavaş yavaş oluşturarak hikaye anlatırlar. Çok ilginç bir deneyimdi benim için. Ben çok uzun yıllardır hikaye anlatıcılığı konusu üzerine çalışıyorum, düşünüyorum, araştırıyorum falan. Şimdi bu orada şunu düşündüm, kendi projelerim de Türkiye'de yapılacak başkalarının projeleri için. Hiç hep böyle daha Orta Avrupa, Kuzey Avrupa mitolojileriyle ilgili, belki biraz Çin'dir, şudur budur gibi, işte mangadan kaynaklanan hafif bir Japon mitleriyle ilgili, herkesin kafası onlardır. Ejderha deyince herkes biliyor. Zümrüdü Anka deyince kimse uyanmıyor o hikaye orada. Ne dediğim internet sitesi açacaktık, hatta alanı da hala bende. Orada yani herkes annesinden, ninesinden, dedesinden duyduğu hikayeleri bir forum, sözlük karışımı bir formatta toplayacaktı. Sonra biraz daha deneyimli, bunu daha iyi kalem tutan, daha yatkın insanlar hikayeye dönüştürecekti. Meseleyi duyunca gerçekten hani evren kurulursa, yani kuralları oluşursa, karakterleri, elde çok malzeme var. Yani o malzemeler araştırılırsa, o kurallarla oluşmuş bir evrende çok fazla sayıda hikaye yazılır. O hikayelerden çizgi roman olur, kısa film olur, sinema filmi olur, roman şimdi, olur, öykü olur. O portalın kuralları aslında bizim. Bir bu evrenin içinde hikaye üretmemiz, oyun oynamamız gerekiyor. Bir yandan da gıdım gıdım, adım adım başka bir şey. Evren oluşturup bunun bir de sistemini, yani çünkü VRP dediğimiz oyunda, yani biz tanımlarken doğaçlama tiyatro olarak tanımlıyoruz. Ve kişinin bireysel, yani fiziksel olarak orada olmadığı için bunu tanımlayacak işte fiziksel yatkınlık, işte kafa yapısı olur, kültürel yapısı olur, bunları tanımlayacak kurallarımız olması gerekiyor. Hani aslında evren yaratmakla oyun kurallarını oturtmak farklı. Hani sistem setting evet. Doğru tanımladı değil doğru. Mi? Şeklinde, yani sizin anlattığınız aslında bizim sistem diye tabir setting. Setting diye tabir ettiğimiz, hani evren nasıl? İşte kuralları nasıl işler? Zaten burada, ya orada biraz işin hikaye kısmı daha kritik. Bu nasıl geldi, neden böyle? Kimler var, kimler yok? Kimler neden var, kendine neden bir karakter oluşturmasını bekleyeceğiz. Bu insan olabilirler, sizin hikayenizde yer alabilecek sıradan insanlar. Hani ünlü insanlar zaten olmasınlar. Ben en azından kendi adım oyunlarımda oynatırken, insanlara tavsiye verirken kendinizi bile oynamayın diyorum. Yani. Hepsinin belli bir ikircilliği, hani benim tırnak içinde sevdiğim lafla kafası karışıklığı var. Bu oyuna yansıtılır mı? Şimdi oyunda bence yansıtılmalı. Bence elzem olan bir kısım. Ama hani siz diyorsanız bir sistem kuruluyor, bir evren yaratılıyor, roller biçiliyor. Hani anladığım kadarıyla karakter ayinde şöyle bir iyi kötü seçimi gibi bir şey. Ya o tamamıyla tercih meselesi. Farklı sistemler var. Hani FRP oyunu bir matematik sistem kuruyorsa. Yani kullandığın her soyut kavramı aslında sayılarla ifade edebilir olmak zorundasın. Çünkü mekaniği olmak zorunda yani. Çünkü bir mekaniği olması lazım. Başka türlü ilerleyelim. Havada kalın. Şimdi benim tecrübemde, muhafazakar demem doğrudan, halbuki zaman geçtikçe mümkün olduğu kadar o matematikten kaçmaya çalışıyor insanlar. Mesela ben hala iyi, kötü, nötr, kaotik, kuralcı, nötr. Yani o şey, bunların ikisinin karışımları. Evet. İşte aşağı yukarı kaç tane çıkar? 9 tane. 9 tane kombinasyon çıkar. O ilkece bir sistem evrende olamaz. Ha tamam. Hayırdır, mesela ben onsuz oynanan her oyunun Dungeon Master'ın, yani işte öyküyü anlatanın öyküsünün giderek otoriterleştiği bir şey olduğunu izledim. Yani bunları ne kadar kullanmazsan, yani ne kadar matematiksel ifadeden kaçıp, yani şey, böyle ikili, üçlü set yapıların içine oturtmayıp da ne kadar serbest bırakırsan Dungeon Master oturur otoriter. FRP oyunu faydalı bir şeydir. Sizin ilgilendiğiniz özellikle alandaki gençler, çocuklar için gerçekten faydalı bir şeydir. Yani onların ilhamını canlandırmak, doğaçlama yeteneğini geliştirmek, düşünme dediğimiz şeyi
başka bir yerden oyun aracılığıyla düşünmeyi geliştirmek açısından bence gerçekten çok faydalı bir şeydir. Şimdi bu tür bir çalışma yapıldığında iki şey çıkacak. Bir oyun, bir de o oyunlardan ilhamla aynı gün, aynı sırada sizin akmakta olan hikayenize katkı. Yani iki ayrı seans bunlar. Yani aynı gün olmak zorunda değil falan filan. Bir yandan FRP oynanacak. Ertesi günkü hikaye toplantısında da o FRP'nin verdiği ilhamla hikayeler gelişecek. Ya da direkt ama kuralları ona benzemeye başlayacak tabii ki. Çünkü kural konmaya başlayacak. Zaten var olan kurallara yeni kurallar eklenecek aslında. Yani bir evren açıldığında ne olur? Böyle bir ikili yapı tam var. Oynatan kişi kaça kadar götürebilirse. Keyiflisi oyun yönetici sağlık bir şok kişi. Dinleyici olarak da katılabilir. Yani ben şeyi girer, oyuncu olarak katılabilir. Yani ben şunu bilmemek aslında bir yandan avantaj bence. Çünkü bizim girdiğimiz bazı kalıpları siz bilmiyorsunuz. Hani bu bahsettiğimiz kurallar olabilir. Yani ilk hangi oyuna başladıysak genelde o sistem ya da o settingin etkisinde kalıyoruz biz. Yani benim genel gözlemim o yönde. Hani bak böyle bir karakter var dediğimizde o sistemi bilen kişi ona baktığı zaman o karakterin her şeyini görecek. Her şeyini. Karakter gücünü, kağıtı. Zekasını, evet. Karakter kağıdında. Yani hiçbir şey anlatmaya gerek kalmadan bak bu karakter dediğin anda oradaki bazı sayısal değerlerle o karakteri tamamen farklı karakterine farklı bir hikayeyle yaratması çok daha renkli bir tablo ortaya çıkarıyor. Bu nedenle hani sistemi oluşturduktan sonra oluşacak coğrafya ve karakterler bu sistemi. Yani Bizanslı Osmanlı'nın karışımı bir sentezden bahsediyoruz. Tabii. Yani Orta Asya'da var içinde, Karadeniz'de var, Karadeniz'de var. Yani bunların hepsi cin dünyasının hepsi gerçekten o karışıklı. Mesela dev anası diye bir yaratık var. Bir yandan Orta Asya, bir yandan çok bu taraflar. Evet. Davranışlar evrenin cinsiz davranışı, mahlukatsız davranışlar evrenin tıkanmış bir halinde yol açıyor. Evet. Tam yeri. Yeşekler var. Mesela kitaplar, öğretmenler. Oradan ben... Şu, oyun yeni başlamış. İnsanlar birinci, ikinci level, üçüncü level bekliyor olmuşlar yani. Çünkü gelişerek ilerliyorlar. Yani ikinci level insanların karşısında bir yabancı. Yani Peygamberin Hazreti Muhammed'in vahyi onları da etkiliyor. Onlar da Allah'ın yaratığı gerçekten. Sadece farklı bir dünyada yaşıyorlar. Onlar için zaman, mesela biz burada bir yıl yaşıyoruz, onlar 300 yıl yaşıyorlar. O zaman şöyle bir şey. Ölmeleri çok zor, yok edilmeleri, zarar görmeleri, bilmemleri daha zor ölüyorlar bize göre. Bak böyle sıralanan şeyler daha fazla her şey açığa çıkacağı için sistemde de o dönemin kuralları daha farklı olması gerekmez. Yok, orada işte şey en baştan o tip yazmaya gidiyor. Ama şimdi mesela neler olabilir gibi. Şimdi mesela bir karakter yaratmaya başladığınız zaman en standart işte yani şey olsun. En standart oyunda Dragonlance, Bartlett'lance. Önce neleri koyarsın? Bir, hangi ırktansın? Şimdi, burada mesela böyle bir sorumuz olacak. Ama insanların içinde farklı dirilenmesin. Mesela. Ya mesela dirilenlerin de çağlara bölünebilir. Evet mesela. Tabii hangi çağlar yani? Mesela, hemen arkasından meslekler var. Ki o meslekleri böyle, yani meslek derken hayatta ne iş yaparsın? Çünkü yeteneklerin onlara göre belirleyeceği. Yani sen bir dövüşçü müsün? Yani esas olarak fiziksel olarak dövüşerek bir şey yapıyorsun. Cinsiyette oldu. Genelde eşit var bu hata. Ama bu bize neyi getirecek? Bu insanları alt kümelere götüreceğiz. Onu kullanabilmek için neler yapmak gerektiğini anlayacağız. Nazar benim üzerinde çalıştığım da bir karakter. Yani onun için şey, ya da atılıyor. Bu yani istemiyor böyle bir şey. Ve insan bedeninde bir geçtikten sonra yani bir bedenle geliyor. Çünkü dokunduğun zaman yani dumansız alevden oluşan yaratıklar şimdiler. Bu atıldığında bir vücuda sahip ama bir lanet var üzerinde. Baktığı her şeyi bir nazarı değiyor. Ne oluyor? Bakıyor böyle. Mesela şöyle bakıyor hanımefendiye. Kule çalışması var dışarıda. O kule yıkılıyor buraya cama gidiyor. Kötü falan bir karar değil. O bir dur. Fassayla geliyor olmuyor. Sonra burasına bir yardım edecek zannediyorsun. Etmiyor. Çünkü çok korkunç şeyler olacak yardım edersen. Mesela, evet mesela. Adını söylesin diyor. Ayakları ters. Gece peşin, yüz uyuyor mahzeninde. İnsan eti yiyor ama ölü eti yiyor. Çocukları çok seviyor ve insanları korkutmak onu böyle acayip haz veren bir şey. İsmini söyleyince diye.
Ha, hayır, ölemeyeceksin. Yok, cin çarpmasına cin gelmiyor. Hayır, hayır, yani biliyorum, özellikle... biliyorum öyle olduğunu. Yani mesela, adını anmak, onun elimizde bir sürü cin karakteri olsun, uyanımda belirlesin. Yani biraz mistisizmle biraz ilgilenen insanlardan içime geçti. Hani belli stereotipler var. Bunlar hikayeye göre artabiliyor. Bilmiyorum, pardon, o sürü. İşte şimdi bak, bu şekilde...